Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere motosikletlere veya skuterlara nasıl ses sistemi bağlanır, bunun anlatımını yapacağım. Kanalıma arkadaşlar, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim dinlemeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir videoyu da bu videodan sonra yayınlayacağız arkadaşlar. Motorumuz Aroro Caprossi R50'ye 6. Normalde bu 50 cc'lik bir motor ama bayi 80 cc olarak zaten çıkışını yapmış arkadaşlar. Bu tarz motorlara veya skuterlara nasıl ses sistemi bağlanır, bunun anlatımını yapacağım. Yani ses sisteminden kastım hani başlangıç seviyesi ve olabilecek maksimum ses düzeyini ayarlamaya çalışacağız. Basit ama etkili bir yöntem. Ses sistemini önümüzde pek yer olmadığı için bu kısma yapamadık. Aslında olsa iyi olurdu ama hem dışarıya motoru çektiğim zaman dikkat çekerdi. Bu da hırsızların işini kolaylaştırırdı arkadaşlar. Koltuğun altına montaj yapardık ama bu sefer ses dışarıya gelmezdi. Bu yüzden en yapılabilecek yer olan bu kısım. Bu kısma yaptık arkadaşlar. Bu kısma bağladım. Bunu yaparak hem verimli bir ses sistemi aldık, ses aldık. Hem de en uygun yere montajını yapmış olduk. İlk olarak top case'i söküyoruz. Hemen gösterelim. Bu kısmı buradan söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra ilgili yere bağlantılarını yapıyoruz. Ve gerekli ayarlamalarımızı ve güven altına aldıktan sonra cihazımızı, top case'imizi yerine tekrar monte ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ürün A101'den aldığım bir ses bombası. Bluetooth'la bağlanabiliyor. Yani motor üzerinde Bluetooth üzerinden bağlanarak bir şarkı listesi açarak yolunuza devam edebilirsiniz. Yaklaşık şarjı da dinlemeye göre 3-4 saat gidiyor arkadaşlar. Sesini de az sonra hep beraber test edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun ses sistemini şarja bağladık. Bakıyoruz. Şu anda şarjda. Yani ışığı zaten buradan yanıyor. Buradan şarj ediyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Buradan şarj ediyoruz. Yaklaşık 1 saatte, 1,5 saatte, hani maksimum 2 saatte şarj olmakta. Yağmurlu havalarda yaklaşık yerden 45-50 santim yukarıda olduğu için de herhangi bir su gitmesi yani çok nadir olur. Yani su gitme olasılığı yok. Zaten ben de gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra biraz su gitti ama herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Yani su sıçrama olasılığı düşük. Çünkü arkamızda plakalı kısmında ilgili aparatımız zaten mevcut. Karşınızda da oğlum Yusuf. Onunla beraber test edeceğiz, değil mi oğlum? Şimdi senin motoruna da ses sistemi yapalım mı? Yaşasın. Değil mi? Şimdi testimizi gerçekleştiriyoruz. Bakalım ses ne kadar etkili. Başka şarkı açalım arkadaşlar mesela. Sormadan yüzünün rengi yansımış bulutlara. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler.